Crystal Bridge Amerikan Sanat Tarihi Müzesi'ndeyiz. Karşımızda kolonileşme döneminde New York'taki Musevi bir aileye ait bir dizi portre var. Bu portrelerin bir arada kalabilmiş olması büyük bir şans. Portrelerde üç farklı nesil resmedilmiş. Portrelerin merkezinde yer alan kişi Abigail, eşi Jacob ve babası Moses da diğer portrelerde yer alıyor. Moses Levy'nin portresinin ölümünden kısa bir süre sonra yapıldığını ve bu portre dizisine eklendiğini düşünüyoruz. Dokuz çocukları var. Bunlardan beşi portrelerde yerlerini almışlar. Bunlardan biri büyük ihtimalle Rika Franks. Portrelerden birinde onu tek başına görüyoruz. Diğer portrelerde ise çocuklarından ikisi resmedilmiş. İki çocuktan birinin erkek, diğerinin kız olduğunu düşünüyoruz. Ancak o dönemde erkek çocukları da elbise giydikleri için bundan tam olarak emin olmamız mümkün değil. Bu portreler sayesinde 18. yüzyılda New York'a göç etmiş Musevi bir aileyi yakından tanıma şansımız oluyor. 1730'lara geldiğimizde Hollanda'nın kontrolündeki bir koloni olan New York'taki göçmen Musevi ailelerinin sayısı sadece 75'miş. 18. yüzyılın ilk dönemlerinde bugün aşağı Manhattan olarak adlandırılan bölgede yaşadıklarını düşünüyoruz. Hatta New York'un ilk Musevi mezarlığında Moses'ın mezarını ziyaret etme şansımız var. Bu aile New York'taki sinagogun kurulmasında ve bunun için finansman sağlanmasında çok büyük rol oynamışlar. Jacob'ın bu sinagogun liderlerinden biri olduğunu düşünüyoruz. Oldukça zengin, ticaretle uğraşan bir aile olduğunu söyleyebiliriz. Portrelerin bu kadar zaman bir arada kalabilmeleri ve Abigail'in Londra'daki oğluna yazdığı mektuplar sayesinde bu ailenin koronileşme dönemindeki hayatı hakkında bazı bilgilere sahibiz. Abigail iyi eğitimli bir kadınmış. Çocuklarına görgü kurallarını, resmi, müziği onun öğrettiğini ve ailesinin sosyal statüsünün gerektirdiği aktiviteleri yaptığını da mektuplarından öğreniyoruz. Londra'daki oğluna yazdığı mektuplarda ona koşer diyetine sadık kalmasını, yani Museviliğe uygun beslenme tarzını devam ettirmesini ve Yahudilerin dinlenme günü olan Şabat gününe özgü geleneklere dikkat etmesi gerektiğini hatırlatıyor. Portrelerin birinci Gerardus Dyking tarafından yapıldığını düşünüyoruz. Birinci Gerardus Dyking, resim eğitimi almamış ve kolonileşme döneminde yaptığı portrelerle tanınan bir ressam. Gelin ve portrenizi yaptırın şeklinde kendi reklamını da yapıyormuş. Resimlerini yakından incelediğimizde arka plan, kompozisyon, kıyafetlerle ilgili ilhamını mezotintlerden yani işlemeli bakır levhalardan aldığını söyleyebiliriz. Fark ettiyseniz portreler İngiliz asilzadelerini andırıyor. Kolonileşme dönemindeki Amerika'yı değerlendirdiğimizde bunun sıklıkla gördüğümüz bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Bu sayede aileler kendilerini üst sınıfla özdeşleştirebiliyorlardı. Çiçekler, küçük kuzu, peruklar ve kuş doğrudan mezotintlerden esinlenilen öğeler. Moses ve ardından Jacob büyük bir nakliye imparatorluğu kurmuşlar. Jacob özellikle de Fransız Hint Savaşı döneminde İngilizlere malzeme ulaştırıyormuş. Bunun yanında Karayipler'deki ticari faaliyetlerde özellikle de şeker kamışı tarlaları üzerinde de büyük söz sahibiymiş. Tabii bu gemilerde kölelerin taşındığını da düşünmek mümkün. Birleşik Krallığın bu tarihten ancak 100 sene sonra kolonilerdeki köle ticaretini yasakladığını biliyoruz. Abigail'in ellerinin konumu dikkatimizi eşi Jacob'ın portresine çekiyor. Bu portrelerin yan yana asıldıklarını varsayıyoruz. Aynı şekilde Jacob da eliyle eşine işaret ediyor. Moses'ın portresini de yanlarına koyduğumuzda biri Abigail'in sağında, diğeri de solunda olacak şekilde tüm dikkatin Abigail üzerinde toplandığını görebiliriz. Bu portreler evin dışarıdan gelenlerin de görebileceği bir yerinde asılı olmalılar. Bu şekilde evi ziyaret edenlere ailenin sosyal statüsünü gösteriyor ve ailenin farklı kuşakları hakkında bilgi veriyor olmalılar. Son olarak o dönemde portrelerini yaptıracak kadar varlıklı bir aile olduklarını da söyleyebiliriz.